yüzlü şeytanlar besteledi içtiğim şarapları. Hissiyattan çıkmış kadehlerim, kim için yazmayı düşler ellerim az bozuk olan şairin kelimeleri. İstanbul'dan güzel bir gün veya gece veya İstanbul'dan güzel bir gece veya gün diliyoruz. Her zaman aynı başlama vuruşu. Bir spor müsabakasında olduğu gibi özel konuklarımız var yine Mod Session serisinde bu hafta. Efsa hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Arkadaşlarımızı bize bir tanıtırsan öncelikle çok sevineceğim. Davulda Ceyhun var, basta Emrah, gitarda Hakan Grey ve klarnette ve saksafonda Zafer benimle birlikte. Ne kadar zamandır bu ekip bir arada? Peki. Bu ekip aslında kafamızda bir şeyler vardı. Birlikte bir şeyler yapalım hep vardı ama Efsa ile birlikte çalma konusu açıkçası bu program için daha hızlı bir şekilde gelişti. Biz biraz daha işte karantinanın bitmesini, mekanların açılmasını bekliyorduk ama bu ekip hep kafada ve akıllarda vardı. Senin kayıt aşamalarında da yine beraber olduğun arkadaşlarım mı bunlar? Zafer'le beraberdim. Gerektiği takdirde. Aynen yaptım. Aynen. Zafer'le beraberdim ve Emrah abiyle beraberdim. EP'de Emrah abiyle birlikteydim. Şairin kelimelerinde de Zafer vardı zaten. Onun dışında artık yavaş yavaş her şeyi birlikte yapmaya ve birlikte adapte etmeye başladık. Takribi olarak kaçlı yaşlarındasınız? Sen kaç civarındasın? Ben 25 yaşındayım. Diğer arkadaşlar? Ben 35. Genelde... İki tane abi duydum galiba demin. Evet, Emrah abi direkt hani abi olarak benim için ama işte 30'lar böyle. Hani 25-30... Hani belki 33'e gideriz ama gitmeyiz gibi. Öyle bir biraz daha böyle bu yaş konusuna gireceğim. Zira bu jenerasyonun biraz olup bitenlere, özellikle işte müzik endüstrisine dair, bu ana akım dışındakilere dair olup bitenlere bir bakış açısını merak ediyorum. Arkamızdan siz geliyorsunuz zaten bayağı pırıl pırıl. Bu şarkılar, az önce bahsettiğimiz şu ana kadar insanların erişebileceği şarkılar nasıl bir geçmişe sahip? Senin son dönemini yansıtan şarkılar mı? Böyle daha gerilerden gelenler de var mı mesela? Aslında ben önceki hayata çok inanıyorum. Parçalarımda da birazcık önceki hayatım, önceki hayatta kim olduğum, şu anım. Şu anımda da kendimle daha çok konuşmalarım aslında. Özellikle şarkı sözlerinde bunu çok belli ediyorum. Ve hani elektronik sound'u koymamın sebebi de birazcık daha parçalarım böyle ileriye götürmem. Yani tamamen üç farklı zaman
ve kendimle olan konuşmalarım, aslında kendimle olan savaşlarımı anlatıyor parçalar. Ama insanlardan duyduğum şeyler genelde işte aşk acısı çeken bir kadın, işte böyle çok büyük acılar, çok derin anlamlar içeren şarkılar olduğunu söylüyorlar ama aslında hiç öyle değil. Tamamen dediğim gibi kendimle olan o şeyim, çatışmam, konuşmam, bir şekilde hikayem aslında onlar benim. Şarkılarında pek çok aşamada senin bizzat bulunduğunu biliyorum. Biraz müzikal eğitiminden de bahsedelim. Ve bu şarkıların böyle belki de ilk doğduğu andan itibaren finalize olduğu ana kadar ki o süreçteki uygulamalarından bahsedelim istersen. Önce eğitimle başlayalım. Eğitim önemli. Çok önemli. Konservatuar opera ana sanat dalı mezunuyum. Daha sonrasında şu anda da hala eğitim görüyorum. Müzik prodüksiyon okuyorum. Daha doğrusu burası bir kurs merkezi ama gayet hani verimli bir yüksek lisans gibi eğitim görüyoruz. 2020 yazını sen bayağı aktif geçiriyorsun halde bu açıdan. Evet, şu an okulum var. Ben bayağı devam ediyorum okula. Eğitimim bu şekilde. Ondan öncesi gayet hani normal tamamladım. Kaç yaşından beri böyle sahne tozu yutuyorsun peki? 14-15. Bu bayağı bir zaman. Evet. Şarkıların böyle bir baştan sona olan yolculuğundan biraz bahseder misin? Önce sözler mi, sonrasındaki hikaye, lütfen. Şöyle, ben aslında ilkokul zamanlarımda yavaş yavaş şiir yazmaya başladım. Kafamda hiç şarkı yok ama bir yandan evde şöyle düşünün, elinde işte klasik tarak, bir şekilde böyle ev halkını zorla ama bayağı zorla oturtturup onlara zorla konser veriyordum. Ama hiçbir zaman hani bir de yaşım çok küçük falan. Hiçbir zaman bu ikisinin birlikte meş olabileceğini düşünmüyordum. Sonra eve bir gitar geldi. İşte elime gitarı aldım. Biraz böyle mırıldanarak falan o yazdığım şiirlerle onları meş edince kafamda birazcık böyle bir şey olmaya başladı. Aa, bir şeyler olabilir, oluyor gibi dedim. Daha sonra işte hani birazcık daha bilinçlendiğim bir yaş, 15-16, bu sahne aldığım zamanına da doğru orantılı. İşte kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Sonrasında prodüksiyonlara birazcık merak salmaya başladım. Derken bu şekilde gelişti her şey. Ailenin bakış açısı nasıl oldu? Bu sendeki müzik cevherini fark ettiklerindeki destekleri ne seviye, ne derece? Senden büyük bir kardeşin var mı? Yok, ben tekim. Tamam. Önce hobi olarak yap dendi. Tamamen bütün aile işte toplanılıyor. Efsa'yı dershaneye verelim. Efsa hiç çalışmıyor. İşte Efsa okula gitmiyor. Efsa sürekli stüdyoda falan, böyle bir durum vardı. Hep aslında biraz hırgürümüz, böyle kavgalarımız vardı. Ama bir yandan da hani böyle artık işte EP'yi yayınladıktan sonra özellikle işte birazcık da EP yürüyünce gazeteler, dergiler falan işin içine girmeye başlayınca kızım işte tamam kızım yapıyor kızım muhabbetine döndürdüler. Ama ondan öncesi bir tık böyle şey geçti bizim için. Zorlu geçti yani. Bazı jenerasyonlar için özellikle gazeteye çıkmak oldukça önemli. Yani günümüzdeki pek çok yaş kuşağında önemli olmasa da o. Siz Efsane'yle ilgili ne düşünüyorsunuz bu arada? Ben biraz gayet, böyle... gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Şu an piyasaya çok uygun bir müzik yaptığını düşünüyorum. Yani bence yolu bayağı açık gözüküyor. Şöyle devam edelim. Abilerden gidiyoruz. Aynen, abilerden başladık. Ya ben özellikle sound'unu çok beğeniyorum. Yani yaptığı işler çok güzel. Sözleri, tarzı, imajı. Yani hepsi birbirine çok güzel oturuyor. Yani bayağı başarılı olacağını düşünüyorum yani. Ki zaten berabersiniz. Beraberiz, evet. Bu tarafı da alalım. Şimdi uzunlar da buradalar. Aynen. Ben daha çok Efsane'nin yenilikçi tarafını beğeniyorum. Çünkü sadece elektronik müziğe bağlı kalmıyor. Kendi düzenlemelerinin arasında etnik enstrümanlar da kullanıyor. Yani işin bu tarafı akustik enstrümanlarla kullanması ve bunları çok güzel sentezlemesi benim dikkatimi çekiyor. Ve bu konuda iyi olduğunu düşünüyorum. Daha güzel şeyler çıkaracağını da düşünüyorum. Zaten en son güzel bir şeyler daha yaptık. Yapacağız. Devam edeceğiz. Aynen. Güzel. Ve söz sizde. Yani ben onu konservatuar sıralarından beri tanıyorum. Aynı okuldaydık beraber. Derslere gittik vesaire. Onun her şeyden önce çok temiz bir ruhu var. Onu apayrı, hani müziğine o direkt yansıyor bence Efsane'nin. Onun dışında o zamandan beri gördüğüm bir şey varsa çok çalışkan ve çok hırslı oldu ve öğrenmeye çok aç bir insan olduğu idi Efsane'yle ilgili. Ve bu şekilde de gerçekten hani çok ciddi bir süre geçirdi. Hiç yılmadan, yıpranmadan. Bence çok güzel yerlere gidecek ki zaten öyle bir yerde
adımını atmış oldu artık bence. Peki olumsuz demeyeyim de hadi eleştireceğiniz bir yönü yok mu kendisinin? Panik atak. Evet, hiperaktif fazla olduğunu kendin söylemiştin evet, zaten. Evet. Biraz evet çok şey endişeli mi diyeyim nasıl diyeyim? Evet var öyle yani. Buraya hazırlanırken bayağı bir onu şey yapmamız gerekti. Ne kadar süreli bir kamp oldu bu? Ne yoğunlukta bir kamp oldu? Biraz takip ettim ben tabii ilk konuştuktan sonra. 6 prova falan yaptık. 6-7 prova gibi bir şey oldu. Ama ilk başta konuştuğumuzdan çok farklı şekilde ilerledi. O ilk başta biraz gerilimli oldu. Ondan sonra konuşunca biraz rahatlattık herhalde. Evet. Tabii yani 6 prova aldık gibi. Ama normalde 20 prova falan düşünüyoruz hepsi. Ama öyle bir espri döndü aramızda aynen. Hani 20 prova yapalım gibi öyle. Ama şu an hallettik altından kalktık gibi duruyor. Sen nasıl sınıflandırıyorsun üretmekte olduğun müziği? Böyle birkaç yani tek bir türle tabii isimlendirmek oldukça güç tabii de. Serbest bir şekilde sınıflandıracak olursan, tarif edecek olursan veya. Ben tarif edecek olursam öncelikle ana tür olarak kendime elektroniği ve down tempoyu çok benimsedim. Ama bunun üzerinde o kadar çok farklı türlerden aldığım ilhamlar işte ya da Hakan'ın da dediği gibi işte akustik enstrümanları ya da elektronik müziği birazcık daha böyle sentezli diyeyim. İşte makamlardan ilham aldığım, işte vokalimde yeri geliyor mesela. Çok soft okuyabiliyorum, yeri geliyor. Bazen işte arızaları kullanıyorum. Daha böyle enteresan şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani benim açımdan bakacak olursam biraz hani tam olarak böyle arkama yaslandığımda efsa diyebileceğim. Ama işte insanlardan aldığım yorumlar böyle biraz daha enteresan. Hani bir tür yarattı. Avantgarde pop. İşte elektronik ama çok enteresan. Hani hep bunu duyuyorum. O yüzden benim de tanımlayabileceğim dediğim gibi elektronik, down tempo ve enteresan yani. Peki bir takım rol modeller var mı? Yani yine böyle yerli olabilir, yabancı olabilir müzik yapan. Feyz aldığın belki de veya öykündüğün, çok sevdiğin, hatta şarkıcı olarak da mesela Feyz aldığın, rol model olarak belki düşündüğün isimler. Şarkıcı olarak Feyz aldığım var aslında sadece. Türlere çok odaklanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani bu efsayı yaratırken birçok şey, birçok farklı şey, şey dinliyorum. Ve hani tamamen bir şeyi rol model alıyorum diyemem müzik anlamında. Ama vokal anlamında Amy Winehouse kesinlikle. Hani benim için bayağı böyle tattığım bir insan. Onun dışında Portishead'in vokalini çok beğeniyorum ve müziklerini de çok seviyorum. Yani bu şekilde tabii hani bunun şeyi kesilmez. Bayağı sevdiğim ve dinlediğim tür var. Efsanenin ne olduğunu da sormam gerekiyor bu arada. Bilmeyenler mutlaka var çünkü. Güzel de bir anlamı olduğunu biliyorum aslında da ama senden dinleyelim şimdi. Bolluk, mutluluk, bereket getiren demek. Artık zaten hazırda çok karşılaşmışsın ben, yani. Hazırda bekliyorum ben bunun için. Pekala, zaten programın başında Ruh şarkısını dinledik sizden. Birkaç şarkı daha dinleyelim, sonra da sohbetimize devam edelim. Tamam. İsterim. Ne çalmak istersiniz öncelikle? Şimdi Gri çalacağız. Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınızda, Mod Sessions'da bir kez daha Efsa. Özlemi sanatları
kuşakları kadar. İki bir dünya hüzün katar suya ve aydınlık bir şehir gibi. Renklenmesi gereken bir ruhum var benim, bir hayatım. Unutmayı ben siyahtan öğrendim, yeniden başlamayı beyazdan. Griyi biraz uyuşturan bir sigaranın dumanından. Özlemi kanatları siyahi, tatsız heyecanlı hali. Rengim gri'ye çalan bir mavi gökyüzü bendim. Sen uçup gitme kuş var. Özlemin kanatları siyahi, tatsız heyecanlı hali. Rengim gri'ye çalan bir mavi gökyüzü bendim. Sen uçup gitme kuş var. Topuk sesleri bir kadın hüzünle bastığı yerler titrer, sallanır gönül kaldırımları. Burun bugün aldırmayalım, yakmışsın bütün ışıkları karanlık. Söndürmüşsün, sökmüşsün şapa. Seni sorar gündüz vakti bir cazırmış bedenimi kız. Seni sorar gündüz vakti bir cazırmış bedenimi kız.
gibi eşsiz tek bir bedenin. Belki bu bir dans edişimiz, eşsiz tek bir bedeniz. En güzel kısımsın, ısınsın biraz. Değerli izleyicilerimiz, Most Session serisinde Efsa'ya iyice ısındığınızı düşünüyorum. Isınsın biraz az önce izlediğiniz, dinlediğiniz şarkı. Öncelikle isterseniz biraz bu şarkıdan bahsedelim. Benim de sevdiklerimden biri bu. Bu şarkı da aslında başkasına yazılmış gibi duruyor. Hatta belki aralarından en barizi bu olabilir ama bunda da aslında tamamen kendimle konuşmam, kendi hayatıma dahil ettiğim insanlarla alakalı kendimle çatışmalarımdan bahsettiğim bir parça bu da. Yani tamamen hikayesi bu şekilde. Tabii daha derinleri var ama dediğim gibi onları böyle çok anlatmak, çok bahsetmek benim hoşuma gitmiyor. Çünkü herkesin parçaların içinde böyle kendi hikayesini bulduğuna ya da kendinden bir şeyleri böyle çıkardığına, cımbızla çektiğine çok inanıyorum. Şöyle bir şey var merak ettiğim aslında. Bazen böyle insanlar yeni bir şeyle karşılaşınca onu benzeterek aktarmaya çalışırlar. Tam tanımlamak yerine seni duyduklarında böyle benzettikleri, belki hoşuna da gidiyordur bazı benzetmeler. Böyle bir durum var mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Şeye çok benzeten oldu. Gene Portishead'in solisti Beth'e çok benzeten olmaya başladı. Buradan aslında ben daha çok merak ediyorum. Türkiye'den merak ediyorum. Türkiye'den... Şimdi ve geçmişten de olabilir. Türkiye'den şöyle, geçmişte yaptığım coverlarla doğru orantılı olarak böyle işte Işın Karaca'ya, Zerrin Özer'e bir dönem çok benzetenler oldu. O coverları bilmiyordum ben. Başka Işın Karaca, Zerrin Özer, evet. Yani... Bunlar referans oluyor şu anda çünkü zaten. Işın Karaca'yı çok duydum. Bir ara bir Şebnem Ferah'a takıldılar. Çünkü eskiden böyle benim bir rock grubum vardı. İşte Iron Maiden'lar, Megadeth'ler falan dönüyordu orada. O dönem bir Şebnem Ferah dendi falan. Türkiye'den tamamen bu isimleri duydum. 26 yaşındasın. 25-26. Biraz geliyor. Aslında sizin jenerasyonun şu ülkedeki duruma, ana akım dışındaki müziklere karşı olan durumuna bir bakış açınızı aslında öğrenmek istiyorum. Her şeyin hızlı tüketildiği bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef. Bu müzik için de geçerli tabii ki. Sizin nasıl mesela müzik dinleme alışkanlığınız? Albüm dinleme mi? Şarkı şarkı gitme mi? Biraz böyle bir de hedef kitlede olduğunuz için pek çok müzik insanı için, işte plak şirketi içinde ne bileyim, radyo içinde vesaire içinde. Merak ediyoruz aslında sizleri. Biraz böyle bu konuda bilgi almak istiyorum ben. Benim müzik dinleme alışkanlığım maalesef değişti. Bu dijital platformlarda geldiğinden beri, özellikle YouTube'da da birçok artık her şeyi dinlemeye başlayabildiğimizden beri çok değişti açıkçası müzik dinleme alışkanlığım. O eskisi gibi albümleri dinlemiyorum. Bir yandan bunu da kendi içime dert de etmeye başladım. Hani niye oturup onu dinlemiyorum da burada daha, evet daha çok şey var ama bir albüm kadar keyifli olmasa da birazcık o dijital platform şeyine maalesef geçtim ben. Orada yapmaya çalıştığım şey de şu, hani tek bir türe ya da işte bu haftanın yeni çıkanlarına vesaireye bağlı kalmadan İşte eskilerden neler var ya da insanlar farklı olarak ne yapmışlar? Çünkü bizim duyduğumuz, bir yerde otururken, bir kafede, arabada, tatil yerinde vesaire duyduğumuz şeylerin hepsi aynı geliyor bana. Ben birazcık daha orayı şey olarak kullanmaya başladım. Hani keşif, enteresan neler var. Ana kaynak böyle dijital platformlar mı o halde? Evet, ya benim için artık o hale geldi. Arkadaşlar mesela? Yakın arkadaşlar. Yani tabii ki. Onların tavsiyeleri. Tabii ki. Yakın arkadaşlarımı da dinliyorum. Hani yakın arkadaşlarımın tavsiyelerini de hani tamamen kale alıyorum ama o dijital platformda keşif yapmak bana çok şey geliyor, cazip geliyor ve aslında böyle bir içine girdiğiniz zaman çok farklı şeyler bulmaya başlıyorsunuz. Ama bir albüm keyfi değil tabii ki. Yani eskisi gibi değil orası. Bir yere kadar tabii ki onlar da başarılı, algoritmaları da başarılı ama orada eksik olan bir şey insan kulağı ve insan beyni. Dolayısıyla insan kaynaklı böyle durumlara hiç takılmıyor musunuz? Ne bileyim işte bir müzikle ilgili bir yazı veya bir dergi spesifik bazı müzik dallarında ya da ne bileyim bir radyo programı ve o radyo programı serisi gibi. Çünkü onlar da gayet süzme
ve belli bir birikimden sonra zaten aktarılan şeyler. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum herhangi yeni müzik keşiflerinde bu tarz insanların veya uygulamaların. Bunlarla ilgili bir alışkanlık gibi bir şey yok mu mesela? Yani radyoları evet takip ediyorum ama bir yandan dergileri çok çok takip etmiyorum ama bu kendim birazcık daha olayın içine girmeye başladığımdan beri birazcık daha takip eder oldum. Birazcık daha böyle kim ne yapıyor, neler var ona biraz yeni yeni girmeye başladım açıkçası dergi olayına da. Pek çok müzik türünü zaten duyuyoruz senin müziğinde. Doğu Batı durumunu da gayet yakalayabiliyoruz. Şu ana kadar hep EP veya single durumunda yayınlar yapıldı. Bunlar hep bağımsız olarak gerçekleşti. bu bir seçim mi yoksa bir mecburiyet mi bu şekilde gerçekleşmesi? Sonrasına dair biraz ne düşünüyorsun aslında? Bir albüm yapma fikrin var mı? Bu albümü yapacak olursan... Başka bir seviyede mi bunu gerçekleştirmek kafandan geçen? Biraz bunları öğrenelim, geleceğe dair bir şeyler öğrenelim. Sonra da şu zamana, bunun yayınına en yakın yayınlanmış Efsa şarkısıyla da zaten tekrar enstrümanlarınızın başında olacaksınız. Ve programımızı kapatacağız şairin kelimeleriyle. Öncelikle bağımsız olarak ilerlemek istemiyordum. Birkaç görüşmem oldu. Yapım şirketleriyle görüştüm. Hatta onlar beni toplantıya çağırdılar ama... Ne kategori bu yapım şirketleri peki? Bağımsız kategori mi, majör kategori mi? Hem majör hem bağımsız diyebilirim. Daha sonrasında bir yandan da şeyi çok görmek istiyorum. İşte ben evet biraz farklı bir şey yapıyorum ve insanların buna tepkisi ne olacak? Bu beni nerelere getirecek? Kimler bunu sevecek? Nasıl organik olarak ilerleyebilirim? Bir yandan bunu da çok merak ediyordum ve aslında bana söylenen şeyleri ben evde kendim de yapabilmeye başladım. İşte mailler olsun bir şekilde o yönetimi de ele aldım. İşte prodüksiyonu mix'i bitirip bilgisayar başında böyle artık gözlüğümü takıp tık 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 hani böyle ofiste çalışan bir kız konumuna da geçtim bu EP'den sonra. Ve baktım bunlara geri dönüş alıyorum. Bu da bana çok keyif verdi ve biraz daha bağımsız olarak bu yolda devam edip benim önüme nelerin çıkabileceğini görmek istedim. Ama evet bir şirket artık düşünüyorum çünkü biraz yorulmaya başladım. Hani peki böyle... sizin gibi genç ve yetenekli arkadaşlarımıza böyle şirketlerin yaklaşımı biraz nasıl oluyor? Yani yapılan müzikle ilgili olarak bir yönlendirme durumları var mı? Hafif de olsa böyle bir şişenin şeklini mi aldırmaya çalışıyorlar size? En azından size karşı olan bu bağımsız ve majör tarafının böyle tavrını da aslında merak ediyorum yeri gelmişken. Ben o kısma çok geçemedim. Dediğim gibi hep hani toplantı yapıldı ve tamam dendi, konu kapatıldı ama genelde arkadaşlarımdan duyduklarım hep işte birazcık müziğe müdahaleler ya da sound kısmına müdahaleler olduğu. Hani bu kim için geçerli, ne için geçerli, bağımsızlar mı, işte dediğiniz gibi majör şirketler mi? Hani o konuyla alakalı bilgim yok ama insanlardan bu tarz şeyler de duyuyorum. Bir yandan çok güzel yatırımların yapıldığını, çok güzel şeylerin döndüğünü de duyuyorum ama yani dediğim gibi ben tamamen bir dönem böyle organik şeyi koklayıp ondan sonra bir şirkete başvurayım dedim. Albüm konusu da yani büyük ihtimalle bu bir şirketten olur diye düşünüyorum. Çünkü çok zorlu bir süreç. Tek başıma belki artık üstesinden gelemeyeceğim bir süreç. İşte arkadaşlarımın artık dahil olacağı. Bir sonrasının başlangıcı adına oldukça önemli bir adım olsa gerek. İyi bari en azından albüm durumu da hala böyle algılanıyor o zaman. Evet ben kesinlikle istiyorum. Tamamen buna böyle seviniyorum. Bir konu. Konsept belirleyip gene zaten işte bu benim bahsettiğim o spesifik olayları dahil edip zaman yolculuğu içinde böyle bir konulu konseptle minimal ama hani çok eskisi gibi büyük işte 12-15 şarkılık değil de böyle bir ufak bir şey yapmak gerçekten istiyorum. O zaman umarım bu yeni şarkıları bu formatta da biz de dinleme şansını buluruz. yaz başında, yaz ortasına doğru yayınlanan Şairin Kelimeleri şarkısıyla programı kapatacağız. Tamam. Tekrar arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Biz biraz teşekkür ederiz. Beklettik de uzun yola gidecekler de var. Deniz açacaklar da var vesaire aynen. En azından. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sahne sizindir. Sağ olun. Su kadar içime işleyecek bir şey varsa sen duvan hissettiğim karanlığın loş değeri sanki dünyaları içmiş kadar ruhum sanki hüznümü paylaşacak kadar insanlarla doluyum güler yüzlü şeytanlar.
için yazmayı düşle. Ellerim ağzı bozuk olan şairin kelimeleri. Güler yüzlü şeytanlar besteledi içtiğim şarapları. Hissiyattan çıkmış kadehlerim. Kim için yazmayı düşle. Şairin kelimeleri.